Serdar Hoca ile matematikte yine beraberiz. Karşımızda yine bulmaca soruları var. Bu tür bulmaca sorularında bize verilen sayılarla karesini, küpünü, kare kökünü veya bunların farklarını alarak bu sayıları elde etmeye çalışıyoruz. 7 artı 3 77'ymiş, 6 artı 5 42'ymiş, 9 artı 6 108, 8 artı 4 ne olmalı? Hemen bu tür sorularda düşünürken 7 artı 3 10 etti. Onun kaç katı 77 eder? Burada bir bağlantı kuramıyoruz. Karesini alsak 7'nin karesi 49. 49'a 3'ü toplasak 52. Buradan da bir bağlantımız. Çünkü buradaki sayı büyük. 7'nin karesini düşünsem 7'nin karesi 49. 7'nin karesi 49. 2 katını düşünsem 2 çarpı 49 98 yapar. 98'den 77'yi elde etmeyi düşünüyorum. 98'den 77'yi çıkarayım. 98'den 77'yi çıkarırsam buradan 21 bulurum. 21 de bu 7 ile 3'ün çarpımı. Bakın dikkat ettiniz mi? 7 ile 3'ün çarpımı. O zaman böyle bir sonuç çıkarabilirim. Acaba ikinci de sağlayacak mı? Yani ben şuna A dedim. Şuna da B dedim. Birincinin karesinin iki katını aldım. Yani 2 A kare oldu. Eksi. Sonra 7 ile 3'ü çarptım. 21'i çıkardım. Yani A çarpı B. Kural bu olabilir mi? İkinci de bunu deneyeyim. 2 çarpı 6'nın karesi eksi 6 çarpı 5. 6'nın karesi 36. 36 ile 2'yi çarptım. 72. 72'den kaç çıkaracağım? 6 kere 5, 30. 30 çıkardığımda 42 buldum. Evet, ilk ikisini de böylelikle sağladığını gördük. Üçüncüye deneyelim. Üçüncüde de sağlarsa dördüncüde de kuralımız aynı. Yani 9'un karesini alacağım. Bunun da 2 katını. Bundan 9 çarpı 6'yı çıkaracağım. 9'un karesi nedir? 81. 81 çarpı 2. 9 kere 6, 54. 2 ile 81'i çarparsak ne olur? 2 kere 1, 2. 2 kere 8, 16. 162. 162'den 54 çıkaracağım. Evet, 108'i elde ettim. Demek ki biz doğru kuralı bulduk. 108'de sağladı. O zaman en son 2 çarpı 8'in karesi diyorum. Eksi 8 çarpı 4. 8'in karesi 64'tür. 64 ile 2'yi çarpacağım. Bundan 8 kere 4, 32'yi çıkaracağım. 64 ile çarparsam 4 kere 2, 8. 2 kere 6, 12. 128'den 32 çıkaracağım. Eğer 128'den 32 çıkarırsam 96 bulurum. Demek ki sorumuzun doğru cevabı 96'ymış. Gelelim ikinci örneğimize. İkinci örneğimiz 3 artı 6 27 demiş. 4 artı 8 48 demiş. Burada dikkat ettiğim bir şey var. 3 artı 6 9. 9'un kaç katı? 27. 9'un 3 katı. Evet. 4 artı 8 12. 4 de 12. 12'nin 4 katı da 48 yapar. Evet. Yani kuralımız şu. A ile B'yi topluyorum. Evet. A ile B'yi topluyorum. Bunu A ile çarpıyorum. Bakın 3 ile 4 ile. Evet. A ile B'yi topladım. Bu ikisi sağladı. Bunun için deneyelim. 5 artı 9. Baştaki A'ydı. 5 ile çarpacağım. 14 çarpı 5, 70. Evet, kuralımız tuttu. 8 artı 3. Baştaki sayımız ne? 8. 8 ile çarpacağım. 8 artı 3, 11. 11 çarpı 8, 88. Demek ki bu sorumuzun doğru cevabı da 88 olacakmış. Evet, diğer bir bulmaca sorumuza geldik. 7 artı 18 58 ediyormuş. 8 artı 12 70. 9 artı 6 84. 11 artı 8 kaç yapar diye. Şimdi burada sayı elde etmeye çalışıyorum. 7'nin karesini alsam 49. 49'u 18'i toplasam daha fazla edecek. 7 18 artı 25. 58'e bir bağlantı kuramıyorum. Acaba 7'nin karesinden giderek başka bir şey yapabilir miyiz? 7'nin karesi 49. 49 ile 58 arasında 58'i 49 58'den 49 çıkarıyorum.
Buradan 9. 9'da bunun arasındaki bağlantıya bakın. Yarısı kadar. Yani 18'in yarısı kadar. Evet. Aynısını burada elde etmeye çalışalım. 8'in karesi 64. 70'ten 64 çıkarırsam 6. 12 ile 6 arasında da yarısı kadar olduğunu görüyorum. Yani 12 bölü 2 6'dır. Kural o zaman şu şekilde olabilir. Buna A dersek, buna da B dersek A'nın karesi artı B'nin yarısı kadar. Hemen deniyoruz şimdi. 7'nin karesi artı 18 bölü 2. Buradan 49 artı 9'dan 58. Evet, ilki sağladı. İkinci de sağladığını gördük. Tekrar yapalım. 8'in karesi artı 12 bölü 2. 64 artı 6. Buradan da 70 sağladı. Evet, bu da doğru. Üçüncüye gelelim. 9'un karesi artı 6 bölü 2. 9'un karesi nedir? 81. Artı 6'nın yarısı 3. 84. Kuralımız doğruymuş. O zaman bunun için 11'in karesi artı 8 bölü 2 diyeceğiz. 11'in karesi 121 eder. Artı 8'in yarısı da 4'tür. Toplamda 125'i buluruz. Sorumuzun doğru cevabı 125'miş. Gelelim bir sonraki soruya. 4 artı 5 55'miş. 5 artı 3 117. 6 artı 9 201. 5 artı 18. Şimdi 4 ile 5'i toplasak 9. 9 ile 55 arasında yok yani 5 ile 3'ü topladık 8. 8 ile 117 arasında hiç denemeye gerek yok bu tür bir şeyi. 4'ün karesini alsak 16 az 4'ün küpünü alsak 64. 64 ile 55 arasında birazcık bağıntı var. 64'ten 55'i çıkarayım. 64'ten 55'i çıkarırsam 9 yapar. Bakın 4 ile 5 var burada. Bu da 4 ile 5'in toplamı. Demek ki buradan böyle bir kural çıktı ama ikinci de üçüncü de sağlıyor mu? 5'in küpünü alsak 125. 5, 3 daha yani 5 ile 3'ün toplamını 8'i 125'ten 8'i çıkarırsak evet 117 sağladı. Tamam, kuralı bulduk o zaman. Bunun yerine A, buna B dersek bizim yapacağımız işlem şu. Birincinin küpü eksi bu ikisinin toplamı. Yani A artı B. İlk ikisini sağladığını gördük. Tekrar da çözeyim. 4'ün küpü eksi 4 artı 5. Yani 64 eksi 9'dan 55. 5'in küpü eksi 5 artı 3. Burada 125 eksi 8'den 117 ikinci sağladı. 6'nın küpü eksi 6 artı 9. 6'nın küpü 3 tane 6'nın çarpımı. Burası 216 yapar. Yani 216'dan 6 9 daha 15 çıkarırsak 201. Üçüncüyü de sağladı. Son bize sorulan 5'in küpünden 5 artı 18'i çıkaracağız. 5'in küpü de 5 çarpı 5 çarpı 5. Bu da 125 yapar. 125'ten 5 18 daha 23 eğer çıkarırsak biz de buradan sonucu 102 buluruz. Demek ki sorumuzun doğru cevabı 102 olacakmış.